Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, urumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyorum. Meşe Adası'nın gizemi, sırrını vermeyen Oak Adası. Adanın altında ne gizli? Yaklaşık 200 yıldır dünyaca ünlü gazete ve dergilerin sayfalarında bu ve benzeri manşetler gezegendeki bütün meraklı insanların zihinlerini ve kalplerini heyecanlandırıyor. Altın Adanın tarihi, Kaptan Kidd'in Odisseyası, Gizem Meridyeninde vesaire. Bugün yeni belgelerin keşiflerine ve yeni uzmanların sonuçlarına dayanan başka veriler zaten var. Ve bu veriler oldukça ikna edici bir şekilde sorumsuz araştırmacıların uzun yıllardır her yerde yaşayan okuyucuyu beslediği tüm dezenformasyonun gerçeklerle hiçbir ilgisinin olmadığını gösteriyor. Oak Adası, Kanada, Nova Scotia'nın batı kıyısındaki Mahon Körfezi'nde bulunan bir takım ada oluşturan 360 küçük adadan biridir. Deniz seviyesinden maksimum yükseklik 11 metredir. Oak, İngilizce meşe ağacı anlamına gelir. Ada bir zamanlar adını aldığı meşe ağaçlarıyla kaplıydı. Para kuyusu olarak da adlandırılan ada 18. yüzyılda keşfedildi ve o zamandan beri içinde saklı olduğu varsayılan hazineleri bulma girişimleri hep sonuçsuz kaldı. Ada bugün özel bir mülktür. Giriş özel izin gerektiriyor. Kaynaklar buradaki para madeninin nasıl bulunduğuna dair çelişkili bilgiler vermektedir. Ancak en sağlam versiyona göre 16 yaşındaki Daniel McGuinness ve arkadaşları Anthony Vaughan ve John Smith korsancılık oynamak isterlerken adanın güneydoğu ucunda büyük bir meşe ağacının dalına asılı kalmış bir gemi parçası fark ettiler. Bu meşenin altında gençler yer altına giden girişi keşfettiler. Başka bir versiyona göre her şey aynı gemiden emekli oldukları söylenen iki eski denizci ile başladı. John McGuinness ve Robert Lethbridge. John McGuinness bir keşişti. Aynı zamanda domuz ve sebze yetiştiriciliği yapıyordu. Bu adada münzevi bir yaşam sürüyordu. Oğlu ve gelini tarafından sürekli yanlarına çağrılmasına rağmen adadan gitmedi. Bulunan kuyunun yakınlarında pek ağaç yoktu. Sadece İngiliz Kraliyet Donanmasından emekli bir denizci olan John McGuinness'in çok eski zamanlardan beri yaşadığı ahşap bir kulübe vardı. McGuinness'in bir karısı yoktu. Daha doğrusu bir zamanlar vardı ancak anlatılan olaylardan 8-10 yıl önce ölmüştü. Yaşlı denizcinin Silver adında bir oğlu vardı. Silver McGuinness ailesiyle birlikte Mahon Körfezi'nin diğer tarafında bulunan Chester köyünde yaşıyordu ve birkaç çocuğu vardı. Bunların en büyüğü diğer tarihçiler tarafından yorumlandığı şekliyle tüm hikayenin kahramanı olan Daniel McGuinness'ti. John McGuinness bazen balıkçılık da yapıyordu. Çevredeki kasabalarda fazla ürünlerini satıyor ya da ihtiyaçlarına göre takas ediyordu. Hatta bazen Chester'dan 30 mil uzaklıkta bulunan Halifax'taki fuara bile katılıyordu. Silver, babasının donanmadaki hizmetiyle ilgili bir şeyler sakladığını biliyordu. John bu konuda hiç konuşmuyordu. Hiç kimse de bu konuda üstüne gitmiyordu. McGuinness, Jamaica romunu çok seviyordu. Bir keresinde patates ve etle takas ederek bir rom almıştı. Yaşlı adamın özellikle torunu Daniel'a büyük bir güveni vardı ve Daniel'ın anlattığına göre o gün dedesi alkollüyken kendisine öldüğü zaman torununun dünyanın en zengin adamı olacağını söylemişti.
Adanın diğer ucunda yaşlı adamın kulübesinden bir mil uzakta başka bir emekli denizci olan Robert Lethbridge yaşıyordu. Ama McGinnis'in aksine tüm ailesi onunla yaşıyordu. Karısı, iki oğlu ve ayrıca oğullarından birinin ailesi. Lethbridge'lerin iyi bir çiftliği, birkaç ineği, domuzları, bir koyun sürüsü vardı. Mısır, patates ve fasulye yetiştiriyorlardı. Yaşlı Lethbridge sık sık McGinnis'le bir bardak bira ya da başka bir şey içerek vakit geçirirdi. Aralarındaki ilişki arkadaşça olmaktan da öteydi. Hatta bir zamanlar aynı gemide görev yaptıkları bile söyleniyordu. Ama bu konuda elimizde resmi bir belge yok. 1805 yazında güzel bir gün yaşlı McGinnis teknesiyle denizde balık tutmak için dışarı çıktı ve geri dönmedi. Bölgede hava güzeldi, deniz fırtınalı değildi ve dalgalanmıyordu bile. Nadir görülen berrak bulutlar herhangi bir fırtınaya işaret etmiyordu. Robert Lethbridge, ertesi gün McGinnis'in yokluğu onda şüphe uyandırdığında alarm çaldı. Gücüne güvenmeyen yaşlı adam hiç bu kadar uzun süre denizde kalmamıştı. Çevredeki köylerin ve balıkçı köylerinin neredeyse bütün nüfusunun katıldığı birkaç günlük aramadan sonra McGinnis'in teknesi, Mahon Körfezi'nin 25 mil güneyinde, Liverpool yakınlarındaki kumlu bir plajda bulundu. Tekne dikkatlice kıyıya çekildi. Denizcinin yanına aldığı takımlar ve hatta el değmemiş yiyecekler buldular. Ancak McGinnis görünürde yoktu. Arama bir veya iki hafta daha devam etti. Kraliyet polisine haber verildi. Ancak o zamandan beri kimse denizciyi görmedi ve hakkında hiçbir şey duyulmadı. Denizcinin mülkünün yasal varisi Silver McGinnis haklarını kullanmak için acele etmedi. Ve bu nedenle torunu Daniel büyük babasının kulübesinde kalmaya başladı. Günlerce arkadaşları John Smith ve Tony Vaughn'la adada korsancılık oynadı. Bu oyunlarda bazen dedesinden kalma eşyaları da kullanıyordu. Bir gün dedesinin sandığından eski bir harita buldu. Parşömen üzerine elle çizilmiş bu harita bir adayı tasvir ediyordu. Ancak anlaşılmaz simgeler ve şifreli yazılarla kaplıydı. O zaman çocuk, yaşlı McGinnis'in kendi ölümünden sonra torununa büyük bir servet düşeceği sözlerini hatırladı. Harita eski korsan planlarını çok andırıyordu. Sadece üzerinde tasvir edilen ada, çevredekilerin hiçbirine benzemiyordu. McGinnis ve arkadaşları yazıtları deşifre etmeye çalıştılar. Ancak çok geçmeden yetişkinlerin yardımı olmadan bunu yapamayacaklarını anladılar. Yardım için Robert Lethbridge'e gittiler. Robert Lethbridge, McGinnis'in keşfiyle ilgilendi ve çocuklara yaşlı adamın gereğinden fazla bira içtiği bir akşam bu haritayı kendisine gösterdiğini anlattı. Ancak bu haritanın ne olduğunu ve nereden geldiğini söylememişti. Lethbridge, genç McGinnis'e bu haritayı deşifre etmesi için kendisine vermesini önerdi. Daniel biraz tereddüt ettikten sonra kabul etti. Ancak ertesi gün gençler, kayık gezisinden geri döndüklerinde kulübelerinin yerinde sadece dumanı tüten kalıntılar buldular. Görünüşe göre yaşlı Lethbridge, gece çiftliğindeki herkes uyuyana kadar beklemiş, sonra McGinnis'in kulübesine gitmiş ve bir nedenden dolayı orada ateş yakmış, kendisi de yangında ölmüştü. Bir gece önce gençler tarafından verilen haritada görünüşe göre onunla birlikte yok olmuştu. Bu trajedi karşısında çocukların hayal kırıklığı ve umutsuzluğu anlaşılabilir. Ancak bu konuda artık hiçbir şey yapılamazdı. Bir kopyası yapılsaydı o zaman bu kadar üzülmeleri gerekmezdi ama o zaman bu hiç akıllarına gelmemişti. Olay yerine gelen polis sadece kazayı tespit etmekle yetindi ve Halifax'a geri döndü. Çocuklar ise yangından herhangi bir şeyin kurtulup kurtulmadığını öğrenmek için küllerin içini aramaya başladılar. Para kuyusunun hikayesi böyle başlıyor. Yer altına giden girişi bulan çocuklar onu kulübenin külleriyle kaplanmış halde buldular. Yani giriş yanmış kulübenin altındaydı ve taş bir levha ile kapatılmıştı. Kuyunun duvarlarında kim tarafından ne zaman çizildiği bilinmeyen işaretler vardı. Gençler kazmaya devam ettiler ancak 3 metre sonra meşe kütüklerinden oluşan bir engelle karşılaştılar. Tavan kısmen çökmüştü ancak boşluk bilinmeyen derinliğe doğru devam ediyordu. Daniel'ın merhum büyük babasının zenginlikten bahsederken kastettiği şey konusunda artık bir tahmini vardı. Söz konusu olan haritalar değildi. O haritaları kullanarak eski denizcinin tarihin büyük korsanlarının gizli hazinelerine ulaşmasıydı. Bulduğu her şeyi buraya taşımış ve kulübesinin altına gömmüş olmalıydı.
Bu onun adayı terk etme konusundaki isteksizliğini de açıklıyordu. Ancak bir soru işareti vardı. Acaba ihtiyar kendisi neden bu servetinden hiç yararlanmamıştı? Çocukların ebeveynleri bu konuya hiç ilgi göstermediler. McGinnis'in oğlu Silver babasının herhangi bir servete sahip olduğuna inanmıyordu. Öyle bir şey olsa tek varisi olarak mutlaka bundan haberdar olurdu. Babasının bu açıklaması inandırıcı görünüyordu ama genç McGinnis hala belirsiz şüphelerle ıstırap çekiyordu. Yardım için Lethbridge'lere geri döndü ancak onlar da gençlerin keşfine gerekli coşkuyla tepki vermediler. Ölen Lethbridge'in dul eşi, yaşlı adamın bir keresinde ona üzerinde anlaşılmaz hieroglifler oyulmuş eski bir hazineyle ilgili bir tür taş gösterdiğini ve hatta bu taşı ahırda bulduğunu hatırladı. Aslında taşın üzerinde şifreli bir yazı da vardı ama acemi defineciler ne taşla ne de yazıtla ilgilenmediler. Ona ihtiyaçları yoktu çünkü hazinenin yerini bulmuşlardı. Sadece kazmaya devam etmek gerekiyordu. Ancak güçleri yetmiyordu. Elbette gençlerin hem enerjisi hem de arzusu vardı ama bilgileri yoktu. Sonuçta birileri tarafından gömülü bir hazineyi kazmak için bile temel bir beceriye ihtiyacınız var. Gençler 9 metre derinlikte başka bir kütük tabakasına rastlayana kadar ellerinden geldiğince kazdılar. Ve ardından bir felaketten kıl pay kurtuldular. Tavanı sökmeye çalıştıklarında şaftın gevşek kenarı çöktü ve şanssız kazıcıları kalın bir toprak ve taş tabakasının altında neredeyse gömdü. McGinnis'in babası bunu öğrendi ve çocuklara adaya gitmeyi yasakladı. Liderlerinin desteğini kaybeden Smith ve Vaughn ilhamlarını da kaybettiler ve bu davayı tamamen terk ettiler. Buna ek olarak Lethbridge'ler aşırı meraklı domuzlarının içine düşmemesi için deliği doldurdular. Böylece hazineyi bulmak için yapılan bütün çalışmalar süresiz olarak askıya alındı. ...1913'e gelindiğinde Oak'ta bazı demografik değişiklikler meydana geldi. Lethbridge ailesi çiftliklerini yine eski bir denizci olan Joey Sellers'a satarak anakaraya, Halifax'a taşındı. Robert Lethbridge'in en büyük oğlu bir emlak ofisi açtı. Ancak bu alanda başarılı olamadı. En küçüğü İngiltere'ye gitti ve Londra'daki New Oil şirketine katıldı. Çiftliğin yeni sahibi Joey Sellers eski bir kaptandı ve İngiliz Kraliyet Donanması'nın birçok gemisinde görev yapmıştı. Bir savaş yarası nedeniyle 60 yaşında emekliye ayrılmıştı. Brixton kuşatması sırasında Cape Cod Savaşı'nda bir bacağını kaybetmiş ve o zamandan beri Stevenson romanındaki John Silver gibi bir tahta ayakla dolaşıyordu. Adaya gelmesinden kısa süre sonra Sellers, Daniel McGinnis'in keşfini duydu ve olaya büyük ilgi duymaya başladı. O sırada artık genç bir adam olan Daniel'la tanışmak için Chester'a gitti. Donanma hizmetinden kazandığı paralarını cömertçe saçmaya başladı ve kısa süre sonra McGinnis'i Oak'a gelmesi ve o yeri kendisine göstermesi için ikna etti. Aslında Sellers'ın o kadar da zengin olduğu söylenemezdi. Ancak bahsi geçen yere gidip bizzat inceleyince kesin olarak bir hazine avcısı olmaya karar verdi. Bütün adayı dolaştı. Araştırmaları sonucunda geniş bir süs eşyası koleksiyonu topladı. Gizemli madenin 15 metre kuzeyinde, üzerinde 5 santimetrelik bir delik olan büyük bir granit taş keşfetti. İkincisini daha sonra Kaçakçı Körfezi adını alan körfezin kıyısında, birinciden 150 metre uzakta buldu. İkinci kayanın yakınında Sellers, 1713 tarihli bir bakır madeni para ve yeşil bir kayıkçı düdüğü ortaya çıkardı. Aynı yerde bir zamanlar teknelerin demirlediği taş bir iskeletin kalıntılarını keşfetti. Ama bu iskeleyi kim yapmış veya kullanmış olabilirdi? Sellers bütün çiftliği ortadan kaldırdı ve bölgeyi daha fazla araştırma için bir üs haline getirdi. Bununla birlikte asistanlara ihtiyacı vardı. Üç arkadaş Smith, Vaughn ve McGinnis. Dediğimiz gibi o sırada gençler artık büyümüş, evli barklı insanlardı. Sellers onları ortağı olarak davet etti ancak önceki araştırması hakkında hiçbir şey söylemedi ve hemen onları madeni kazmaya zorladı. Hazine avcıları 1805'te çalışmalarının kesintiye uğradığı noktaya çabucak ulaştılar ve devam ettiler. 15 metre derinlikte yine Hindistan cevizi lifleriyle karşılaştılar. 3 metre sonra kalın bir kömür tabakası yollarını kapattı. Sonra yine meşe kütüklerinden bir tavan belirdi. Onun altındaki kil tabaka kesinlikle yerel değildi. Birkaç kez daha kazıcılar meşe zeminlere tökezlediler.
zemin aşırı derecede sertti. Yaklaşık 28 metre kadar derinliğe inildi. Arkadaşlar tekrar tekrar kömür ve yoğun kil zeminlerden geçmek zorunda kaldılar. Üzerinde şifreli yazı olan bir taş daha bulundu. Bu taş 1912'de ortadan kayboldu, ancak önceden bir kopyası yapılmıştı. Üzerindeki yazı şu şekilde deşifre edildi. Bu taşın altındaki 40 fit derinlikte 2 milyon sterlin gömülü. Başka bir seçenek daha var. Bull Lethbridge tarafından verilen ilk taş Latinceydi ve madenin ana dönüm noktasından kuzey-kuzeybatıya girişini arayın anlamına geliyordu. Daha sonra bulunan başka bir taşın üzerinde ise altın buradan 160 artı 180 fit uzağa bırakılmıştır yazıyordu. Yazılar çok kısa olduğu için onların üzerinden bir şeyleri kanıtlamak mümkün olmadı. Kazılar ise devam ediyordu ve 4 hazine avcısı ilk başlarda bulunan taşları deşifre etmek için acele etmemişlerdi. Onların hedefi hemen ayaklarının altında bulunan hazineyi bulup dışarı çıkarmaktı. Yeni zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldılar. Kuyunun içine su girdi ve kelimenin tam anlamıyla çelik sondanın yaklaşık 30 metre derinlikte küçük ve katı bir şey tespit edebildiği gün maden neredeyse yoktan var olan deniz suyuyla ağzına kadar doldu. Özenli bir araştırmadan sonra para kuyusunun adanın diğer ucundaki kaçakçılar körfezinden başlayan dev bir hidrolik kompleksin sadece bir parçası olduğu ortaya çıktı. Ona birkaç drenaj tüneli bağlanmıştı ve bu tüneller kuyunun içini belli bir seviyede sürekli su altında tutuyordu. Bu da derinliğe inilmesini engelliyordu. Tünelleri açma girişimleri birkaç yıl daha devam etti ve nihayet 23 Ağustos 1813'te Joey Sellers'ın mucizevi bir şekilde korunmuş günlüğünün de belirttiği gibi meşe ağacından yapılmış bir fıçı bulunarak yüzeye çıkarıldı. Hazine avcılarının izleri daha sonra tarih sahnesinden kayboldu. Buluntu hakkında resmi olarak hiçbir şey açıklanmadı ve bu hikayenin ana karakterlerinin kaderi de bilinmiyor. Ama bir istisnayla, Anthony Vaughan'ın oğlu Semyon'un izi Londra'da bulundu. Daha sonra onun Londra ve Kanada'da büyük mülklere sahip olduğu, açık artırmalardan birinden karısına yaklaşık 50 bin sterlin, yani günün kuruna dönüştürürsek 200 bin dolarlık bir mücevher aldığı ortaya çıktı. ...1948 yılında Nova Scotia'nın batı kıyısında bulunan Truro kasabasının iki sahini Jack Lindsay ve adaya nereden nasıl geldiği belli olmayan Brandon Smart, hazine avcılarından Joey Sellers'ın kulübesinde muhtemelen yanlışlıkla unuttuğu günlüğünü buldular. Smart ve William Sellers, ki Joe Sellers ile hiçbir akrabalığı yoktu, kazılara devam etmeye karar verdiler çünkü onlara göre kimse sadece bir fıçı altın için bu kadar büyük ve karmaşık bir yapı tasarlamazdı. Boston'dan bir maceracı olan James McCulley ile işbirliği yaptılar. Başlatılan ikinci kazı 20 yıldan fazla sürdü, ancak sistemsiz ve jeolojik açıdan cahilce yürütüldüğünden tünelleri fazla açamadılar ve sulardan da kurtulamadılar. Oak Adası'nda yapılan kazılarla ilgili ilk bilgiler 1856 yılında gazetelerde göründü. Haberi ilk duyuran gazete Liverpool Transcript'ti. Ardından Nova Scotian ve British Colonist gazeteleri de haberler yayınlamaya başladı. 1863 yılında şirket adını The Oak Island Association olarak değiştirdi. İşe alınan insan sayısı sürekli artarak 200'e ulaştı. Kazılar için o zamanın en iyi ekipmanı satın alındı. 1865 yılına gelindiğinde Sellers yönetime ulaştıkları son meşe kaplamasının altında yumuşak metalle doldurulmuş sandıklar bulduklarını rapor etti. Ancak bilinçsizce yapılan sondajlar sonucunda sandıklar aşağıya doğru inmeye başladı. En son 70 metrelik derinlikte saplanıp kaldılar. Hikayenin bundan sonrası tamamen yasa dışı bir hal aldı. İşçiler arasından bazı görgü tanıkları, Sellers'ın sondaj aletinin matkabına takılan bir şeyi çıkararak cebine sakladığını anlattılar. Bu şüpheli hareket sendika üyelerinden birinin dikkatinden kaçmadı ve Sellers'tan bulgusunu kendisine göstermesini istedi. Sellers'ın bunu reddetmesi herkesi şaşırttı. Onu genel kurul toplantısında göstereceğini söyledi. Ancak Sellers o gece adadan kaçtı. Yolculuğu için nereden para temin ettiği bilinmiyor. Tek varsayım onun büyükçe bir elmas parçası bulmuş olabileceğidir. İşçilerden biri elması gözüyle gördüğünü iddia ediyor.
Yönetim hemen bu sinsi hırsızın peşine düştü. Ancak her şey boşunaydı. Sellers daha sonra kendi şirketini kurmaya ve kazı yapma hakkını Truro Sendikası'ndan satın almaya çalıştı. Ancak çalışmalarda başarılı olamadı. Haziran 1865'te bir gece vakti bilinmeyen bir nedenle iş tamamen durduruldu. Bütün yetkililer adadan gitti. Daha sonra kuyuda William Sellers'ın cesedi bulundu. Sendikanın onun ölümünde rolü olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bütün tanıkların anlatımına göre Sellers uzun zamandır hazine avcılığıyla bozmuştu. Akli dengesini kaybetmişti. Dolayısıyla kuyuya kendisi de düşmüş olabilirdi. Son kazılardan bir şey bulunup bulunmadığı ise hala bilinmiyor. Oak hazinelerine ulaşmak için bir sonraki girişim sanayici Clifton Riggs liderliğindeki Halifax şirketi tarafından yapıldı. Riggs 1967 yazında adada kaldı. İkinci drenaj tünelinin çıkışını 34 metre derinlikte bulmayı başardı. Ancak suyu tahliye etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bir sonraki sefer 1896'da Oak'a vardı. Su basmış kuyunun derin sondajı sırasında 70 metre derinlikte önceki sendika tarafından çıkarılamayan sandıklara ulaşıldı. Ancak sandıklar yine yüzeye çıkarılamadı. Çıkarılabilen tek şey sondajın matkabına takılan ve üzerinde W ve I harfleri olan bir parşömen parçasıydı. 20. yüzyılın başında para kuyusu alanındaki toprak geçitler ve derin sürüklenmelerle dolu bir bataklığa benziyordu. Bu nedenle bir sonraki ekip madene girişi bulmak için oldukça fazla zaman harcadı. Bu seferki kazılar 1909 yılında 250 bin dolar kayıtlı sermaye ile kurulan Kayıp Hazine Şirketi tarafından organize edilmişti. Yöneticileri arasında gelecekteki ABD Başkanı Franklin Roosevelt de vardı. O zamanlar New York'ta bir avukat olarak hazine avına 5 bin dolar yatırdı. Ancak diğerleri gibi 2 yıl sonra adayı eli boş terk etmek zorunda kaldı. 1931'de para kuyusunun kazı işini William Chappell devraldı. Chappell, ana şaftın güneybatısında yeni bir sapma açarak 50 metre derinliğe ulaşmayı başardı. 39. metrede bir balta, bir çapanın parçası ve bir kazma ile karşılaştı. İkincisinin Cornwall'da yapıldığı tespit edildi. Ancak bu bulgular herhangi bir sonuca götürmedi. O zamana dek adaya o kadar çok sefer yapılmıştı ki bu malzemeler onlardan herhangi birine ait olabilirdi. New York'taki en büyük çelik işletmelerinden biri için çalışan bir mühendis ve çelik uzmanı olan Gilbert Haddon, 1928'de yerel bir gazetede para kuyusunun tarihini anlatan bir makaleye rastladı ve oldukça heyecanlandı. Bununla birlikte bir uzman olarak batan hazineyi aramakla ilgili zorlukları önceden tahmin edebiliyordu. Haddon yıllar boyunca hazırlık yaptı. Adayı 6 kez ziyaret etti. Madenin çevresini inceledi ve önceki keşiflerin çalışmaları hakkında olası bütün bilgileri topladı. Adanın güneydoğu kısmını satın almayı başardı ve Chappell'ın durduğu yerden sondaj yapmaya devam etti. Haddon'un Kral 6. George'a adadaki durum hakkında yazdığı bir mektup korunmuştur. Ancak bu sefer dikkate değer bir şey bulunamadı. Adada 1955'te Texas Oil Syndicate adlı bir şirket faaliyetteydi. Şirket ultra derin sondaj yoluyla adanın altında deniz suyuyla dolu geniş karstik boşluklar olduğunu belirlemeyi başardı. 1960 yılının başında Restall ailesi hazine avına devam etti. Ailenin reisi Robert Restall, oğlu ve iki kurtarıcı nehirdeki akıntılardan birinde boğulunca çalışmalarını durdurmak zorunda kaldılar. 1965 yılında Robert Dunfield adaya 70 tonluk bir buldozer getirdi. Bu yüzden de hazine avcıları arasında küçümseyici dozerci takma adını aldı. Dunfield madenin derinliklerine 41 metre kadar girmeyi başardı ve çevresini de 30 metre genişletti. Kuyu bir kratere dönüştü. Bölgenin önceki görünümünden eser kalmamıştı. Bununla birlikte Dunfield seleflerinden farklı olarak konuyu bilimsel olarak daha yetkin hale getirdi ve olası arkeolojik ve diğer buluntuları araştırmak için adayı özenle taradı. Ekipmanı kuyuya taşımak için bir yol yapıldı. O yol hala duruyor. Daniel Blankenship önceleri dozerci Dunfield'la ortaktı.
Ancak arama hiçbir şeyle sonuçlanmadığında 1967'de ortağı David Tobias ile Triton Alliance Limited şirketini kurdu ve kazılara devam etmek için adanın çoğunu satın aldı. Birkaç yıl boyunca dikkatli bir şekilde hazırlanarak adanın kendisi ve para kuyusu hakkında olası bütün bilgileri toplamak ve üzeri şifrelerle kaplı iki taşın adada bulunan kopyalarını bulmak için çalıştı. Taşları bulan ve ilk defa deşifre eden de oydu. Ancak yaptığı araştırma sonucunda Blankenship, para kuyusunu delmenin anlamsız olduğu sonucuna varmış ve kuzeybatıya Onyx adında bir delik açmıştı. 85 metre derinlikte hazineler bulması bekleniyordu. 65 metre derinlikte matkap adanın kayalık tabanına çarptı. Ancak sondaj devam etti ve sonunda bir sualtı mağarası bulundu. Blankenship'in kendi hikayesine göre suya indirilen kameralar kopmuş bir insan eli, bir kafatasının bulanık görüntüsünü, sandıkları, tahta parçaları ve eşit derecede bulanık olan birkaç aleti kaydetti. Ancak resimlerin çoğu kalitesizdi ve üzerlerinde ne tasvir edildiğini tam olarak belirlemek mümkün olmadı. Sonunda çukur çöktü. Tekrar kazmak gerekti. Ancak fon eksikliği ve ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çalışmalar durdu. Bir kişinin 70 santimetre çapındaki bir kuyuya 80 metre derinliğe inmesi hiçbir şekilde kolay bir iş değildir. Hatta çok risklidir ve bu nedenle gelecek yaza ertelenmesi gerekiyordu. 1970 yılında Blankenship bu sefer bir dalgıç kıyafeti ve diğer sualtı ekipmanlarıyla adaya geldi. 3 kez karstik mağaraya indi ve üçünden de pek bir sonuç alamadı. Mağaradaki su o kadar çamurluydu ki araştırmacıyla birlikte madene indirilen güçlü bir projektör bile işe yaramadı. 4. bir girişim de yapıldı. Ancak sonra Blankenship'e anlaşılmaz bir şey oldu. Borudan çıktığında yüzünde öyle bir korku ve dehşet ifadesi vardı ki asistanlar onun yüzünden korktular. Amerikalıların en yakın yardımcılarından biri olan Chris Stimson, daha sonra Blankenship'in kimseye hiçbir şey açıklamadan deliği hemen patlatmasını, seferi aceleyle bitirmesini ve Oak'u sonsuza dek unutmasını emrettiğini hatırlıyor. Oak'tan gizemli kaçışından birkaç yıl sonra Daniel Blankenship Florida'da ortaya çıktı. Ancak Mart 1977'de aniden basına Oak'un altında hazine olmadığına dair beklenmedik bir açıklama yaptı. Ama oradaydılar diyordu. Bizim yüzyılımızda da oradalardı. Ve onları kimin ele geçirdiğini tahmin edebiliyorum. Ama bunun hakkında konuşmak için çok erken. Çünkü her şey yeniden kontrol edilmeli. Ve oldukça ciddiyim. Sizi temin ederim, bu ada hakkında ortaya çıkan bütün varsayımlar ve efsaneler, onun sırları benim tahmin ettiğimin yanında sönük kalır. Blankenship'in ne demek istediğini söylemek zordu. Bu sansasyonel açıklamasından 3 gün sonra yakındaki mağazalardan birine ekmek ve salam almaya gitmişti. O içerideyken mağazaya soyguncular girdi ve onu öldürdüler. Soruşturma Blankenship'in ifadesiyle ölümü arasında herhangi bir bağlantı kuramadı. Hopkins ve Sheffield'ın ölümünden sonra Oak'a pek bir keşif gezisi yapılmadı. Bir Japon elektronik ekipman şirketi Nikoku Manshu bir girişimde bulundu. Ancak 1983'te şirket yönetimi beklenmedik bir şekilde iflas ilan etti ve meselenin sonu geldi. 2005 yılında adanın daha önce David Tobias'a ait olan kısmı açık artırmada 7 milyon dolara satıldı. Oak Island Turizm Acentesi onu önce Kanada devletine teklif etti ancak geri çevrildi. Nisan 2006'da ise ada Michigan Derin Sondaj Grubu tarafından satın alındı. İşlemin tam miktarı bir sır olarak kalıyor. 2013 yılında hazine arayışına iki kardeş Rick ve Marty Lagina tarafından devam edildi. Çalışmalarının sonuçları History Channel'daki Oak Adası'nın Laneti adlı belgesel televizyon dizisinde gösterildi. Para kuyusuyla ilgili en yaygın varsayım onun eski deniz korsanlarına ait olduğu yönündedir. Bu özellikle Daniel McInnes ve arkadaşları tarafından kesin olarak kabul edilmiştir. Bu konuda ünlü korsanlar Kara Sakal lakaplı Edward Teach ve William Kidd'in de isimleri geçiyor. William Kidd, Babür İmparatorluğu'na ait bir gemiyi yağmalayarak büyük bir zenginlik elde etmişti. Kidd, 23 Mayıs 1701'de idam edildi. Ancak servetini nereye sakladığı hala bilinmiyor.
Kara sakal Edward Teach'in ise akıl almaz büyüklükteki servetini Atlantik'in farklı adalarına gömdüğü biliniyor. Daha sonra bu sırlara vakıf olan herkesi teker teker öldürmüştü. Şu ünlü söz ona aitti. Sadece şeytan ve ben hazinelerin nerede olduğunu biliyoruz. Bizden sonra kim kalırsa onları kullanacak. Korsan teorisinin bir diğer ateşli savunucusu da 20. yüzyılın başlarındaki hazine avcılarından biriydi. William Haddon. Gerçek şu ki Haddon, Harold Tom Wilkins'in Kaptan Kidd ve İskelet Adası kitabına rastlamıştı ve kitapta gösterilen haritanın Oak Adası'nın ana hatlarını gösterdiğini iddia ediyordu. Bununla birlikte son zamanlarda korsan teorisi giderek daha fazla sorgulanmaktadır. Öncelikle korsanların çoğu okuma yazma dahi bilmiyordu. Su mühendisliği ve madencilik konusunda herhangi bir bilgiye sahip değillerdi. Bunlar olmadan para kuyusu ve onunla ilişkili bu karmaşık kompleks inşa edilemezdi. İkinci olarak uzmanlar bu tür bir çalışmanın 18. yüzyılın bilgi ve araçlarıyla yarım yılda 100 kadar kişinin çalışmasını gerektireceğini hesapladılar. Daha da etkileyici varsayım, Marie Antoinette'in ünlü mücevherlerinin kaybolmasıyla ilgilidir. Devrimden sonra kimsenin onları görmediği biliniyor ve şimdiye kadar müzelerde veya özel koleksiyonlarda sadece birkaç örnek var. Kraliyet mücevherlerinin asi Paris'ten uzağa gönderilme efsanesi devrim sonrasında ortaya çıktı. Kralın adamlarından olan bir papaz, sorgusu sırasında kral ve kraliçenin Paris'ten kaçmak zorunda kalmaları halinde altın ve mücevherleri saklamayı konuştuklarına kulak misafiri olduğunu anlatmıştı. Uzun bir süre Fransız tacının hazinelerinin yeri 4 Ocak 1790'da Sen Nehri'nin ağzında batan Telemak gemisiyle ilişkilendirildi. Ancak 20. yüzyılda geminin çıkarılışı ve incelenmesi hiçbir sonuç vermedi. Daha sonra ise Marie Antoinette'in altın ve mücevherlerini sadık hizmetçilerinden biri aracılığıyla Londra'ya göndermeyi başardığı anlatıldı. Bu şahıs daha sonra krala sadık kalan Fransız filosu askerlerine katılmıştı. Bu filo daha sonra kraliyet lehine isyan çıkardı ancak yenildi. O zaman altın ve mücevherleri saklamak için yer aradılar. O yerin Oak Adası olduğu söylenir. Amerika Birleşik Devletleri'nin müstakbel başkanı Franklin Roosevelt de bu teoriye bağlı kaldı. Ancak Fransız tacı mücevherlerinin tarihinin açık bir spekülasyon olduğunu, herhangi bir kanıtla doğrulanmadığını ve belirsiz söylentilerden başka bir şey olmadığını düşünenler çoğunluktadır. Ayrıca McGuinness ve Lethbridge aileleri o sırada zaten adadaydılar ve madenin inşaatı neredeyse genç Daniel'ın gözlerinin önünde gerçekleşmiş olmalıydı. Ancak teoriden yana olan bir şey daha var. Korsanların aksine böyle bir sistemi yapmak için Fransız filosu hem yeterli güce hem de uzmanlara sahipti. Yapının kendisinin de o dönemin Fransız hidrolik yapılarına benzediği belirtilmektedir. Bir teoride para kuyusunu İspanyollarla ilişkilendirir. Buna göre Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz birlikleriyle kaçan İspanyolların gemisi Oak Adası yakınlarında fırtınaya yakalanmıştır. Gemi askerlerin maaşını taşıyordu. Fırtına nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı ama isyancıların eline geçti. Washington ordusunun eline geçmemesi için altınlar saklandı. John Godwin bu olasılığı savunanlardan biridir. Ancak o da yapılan yeraltı sistemin o dönemin Fransız su sistemlerini andırdığına dikkat çekiyor. Yine Godwin'in bir başka varsayımı daha var. Ona göre Oak Adası'nda Louisbourg Kalesi'nin hazinesi yatıyor olabilir. Kanada için çıkan İngiliz-Fransız Savaşı sırasında bu kale İngilizler tarafından ele geçirilmiş ve hemen de içi boşaltılmıştı. Fakat bu varsayımda cevaplanması gereken sorular var. Öncelikle İngilizler hazineyi başkente yollamak yerine neden bir adaya gömdüler? Diyelim ki o sırada acilen bunu yapmak zorunda kaldılar. O halde bunca karmaşık yeraltı sistemini yapmak için nasıl zaman bulabildiler? Belki de bu listedeki en egzotik varsayım, Shakespeare'in oyunlarının gerçek yazarının Francis Bacon olduğunu savunanlar tarafından öne sürülen teoridir. Bu grup kendilerine Stratford karşıtları der. Teorinin temelinde para kuyusunda bulunan cıva izleri var. Bacon günlüğünde önemli belgeleri korumak için cıvadan daha iyi bir yöntem olmadığını yazar.
Bu da Stratford karşıtlarının bu kuyuda Shakespeare'e ait olduğu zannedilen bütün eserlerin aslında Bacon'a ait olduğuna dair belgeler olduğu kanısına varmalarına sebep oldu. Teori çoğunlukla alay konusu oldu. Şu anda neredeyse hiç taraftarı yok. Bütün bunlarla birlikte para kuyusu araştırmalarının en başından beri insan eliyle yapıldığı iddia edilen bu yapının bir hidrolik mühendislik kompleksi değil, doğal bir fenomen olduğuyla ilgili de öneriler var. Şüphenin temeli orijinal pozisyonun hiçbir fotoğrafının veya eskizinin kalmamasıdır. Sabırsız hazine avcıları her şeyi alt üst etmeden önce kuyunun ve çevresindeki arazinin ne olduğu kesin olarak bilinmiyor ve sadece olaylara ilk katılanların anılarına güvenmek zorunda kalıyoruz. Bu bakış açısının taraftarları, para kuyusunun aslında yer kabuğunun tamamen doğal bir çöküntüsü olduğuna ve bu fenomenin Nova Scotia kıyıları için oldukça karakteristik olduğuna inanıyor. Kökenlerini uzun süreli yeraltı suyu akıntılarına borçlu olan çok sayıda karstik mağara da bilinmektedir. Böyle bir çöküntü, gevşek topraklı sığ bir delik şeklini alabilir ve bu yakın zamanda burada bir kürekle çalışıldığına dair yanıltıcı izlenim verir. Düşen ve zamanla toprağın altında kalan ağaçlar, kazı neticesinde ortaya çıktıklarında söz konusu yerde bir platform veya sığınak varmış gibi görünebilir. Gerçek şu ki 1949'da yakındaki Mahon Körfezi'nde bir kuyu kazılırken yeni kazılmış gibi yumuşak toprakla dolu bir boşluk bulunmuştu. İşçiler biraz daha kazdıklarında düz bir taş zemine ulaştılar. Biraz daha derinde meşe ve köknar gövdeleri bulundu. Hepsi düzensiz bir şekilde üst üste yığılmıştı. Bazıları kömürleşmişti. O sırada da işçiler başka bir para kuyusu daha bulduklarını sanmışlardı. 1850'de hazine avcıları su seviyesinin altında Hindistan cevizi lifinden yapılmış sünger buldular. Kanada'da Hindistan cevizi yetişmiyor. Bu nedenle de bu geçitlerin yapay olduğu ve buralara uzak ülkelerden bir şeyler getirildiğine inanıldı. Bununla birlikte geçtiğimiz yüzyıllarda Hindistan cevizi lifinin uzun süredir halat ve gemi teçhizatı yapmak için kullanıldığı güney denizlerinden gelenler de dahil olmak üzere yüzlerce geminin Oak Adası'nı geçtiğini unutmamak lazım. 20. yüzyılın başında Körfez'de bulunan bazı materyallerin örnekleri Smithsonian Enstitüsü'ne gönderildi ve sonunda bunun bir Hindistan cevizi süngeri olduğu doğrulandı. Radyokarbon analizi Hindistan cevizi lifleri için yaklaşık 600-800 yıllık bir yaş gösterdi. Ancak bu yalnızca lifin çıkarıldığı palmiye ağacının 1200-1400 yıllarında kesildiğini gösterir. Elyafın adaya ne zaman düştüğüne dair bir kanıt yok. 1995 yılında Boston'dan bir iş adamı olan David Munger'ın daveti üzerine ABD Oşinografi Enstitülerinden bir grup bilim insanı ada ve özellikle para kuyusu çevresi hakkında bir araştırma yaptı. Uzmanların sonucu kesindi. Bu tamamen doğal bir yapıydı. Bir su altı karstik mağara sistemi. Kuyunun sürekli suyla dolması ise gelgitlerle ilgiliydi. Para kuyusunun bir çeşit hazine içerdiği görüşü şüphecilere göre iddialara dayanıyor. Oak Adası üzerinde dönen bu ilginç olaylar, onun sıradan bir hazineden çok daha önemli bir şeyle bağlantılı olduğunu düşündürüyor. Örneğin 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra adayı inceleyen kaşifler arasındaki açıklanamayan ve bazı durumlarda gizemli ölümlerin sayısı oldukça düşündürücüdür. 1930. Charles Guascar'ın seferi sırasında bir elektrik üretim istasyonunda çıkan yangın sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Ardından iş kapsamının önemli ölçüde azaltılması gerekti. 1935. Transcontinental Express şirketinin seferi sırasında işçi kışlasında çıkan yangında 20 kişi boğularak öldü. 1838. Hamilton seferi başkan yardımcısı Edmund Chancellor, patlayıcı deposunun havaya uçması sonucu öldü. Ölümünden kısa bir süre önce açacağı 59 numaralı çukurun Oak'un sırrını önemli ölçüde ortaya çıkaracağına dair bir açıklama yapmıştı. Altını çizelim ki 59 numaralı çukurun tam 31 yıl sonra Blankenship'in çalıştığı noktada delinmesi gerekiyordu. 1939. 1865'te para kuyusunda ölü bulunan Sellers'ın büyük torunu olan Daphne Sellers'ın gizemli ölümü. Bu konuyla ilgili bazı tanıklıklar bize ilginç bir hikaye daha anlatıyor.
Bunlara göre 40 yaşındaki kadın aslında bir casustu ve gizlice Hamilton seferinin çalışmalarını izliyordu. Bunun için Kanada ordusunda binbaşı olan Briggs adlı birinden para alıyordu. Briggs'in kendisi ise daha sonra yetkililer tarafından Nazi Almanyası için casusluk yapmakla suçlandı ve kaçarak saklandı. Newfoundland yakınlarındaki Miquelon adasında bir Fransız deniz üstünde uzun bir süre gizlenen Briggs burada yakalandı. Bayan Sellers 10 Mayıs'ta evinin yakınında kafasından vurulmuş halde bulundu. O sırada adada önceki Hamilton seferiyle kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan Amerikan-Meksika seferi Harding ve Navarez takılmaktaydı. O andaki soruşturma katili ve ölümcül atışın ateşlendiği silahı ortaya çıkaramadı. Numarası tespit edilemeyen bir Alman denizaltısı, Oak yakınlarında bir Kanada devriye uçağı tarafından batırıldı. Kazadan sonra karaya çıkan birkaç Alman denizci, yerel sakinler tarafından av tüfekleriyle vuruldular. Almanların üzerinde hiçbir silah veya bir belge bulunamadı. Ada sakinlerinin silahsız insanları neden öldürdükleri sorusuna da cevap bulunamadı. Bir süre sonra aynı devriye uçağı, ada açıklarında başka bir denizaltı daha gördü, ancak onu vuramadı. 1960. Adanın kıyılarının sualtı kısmını keşfetmeye çalışan Liverpool Dalış Derneği'nden birkaç tüplü dalgıç iz bırakmadan ortadan kayboldular ve hala kaderleri hakkında hiçbir bilgi yok. 1963. Belçikalı mücevher şirketi Mons Robert'in, ada üzerinde çalışan keşif başkanı Robert Liebig'in Halifax'ta gizemli ölümü. Resmi versiyona göre Liebig kendi ihmaliyle dalış kesonu için bazı parçalar temin etmek üzere bir sözleşme imzalamayı amaçladığı Harrington şirket binasının 10. katının penceresinden düştü. 1965. Kaşif Robert Restall'ın kaçakçı körfezi kıyısında kazdığı bir madende ölümü. Restall ve ailesi, karısı ve iki yetişkin oğlu trajik sondan 6 yıl önce Oak'a geldi ve su kanallarının gizeminin anahtarını bulmaya çalışarak adayı delmeye başladılar. Uzun bir süre boyunca bu gizeme yaklaşma girişimleri başarılı olmadı. Ancak Mayıs 1965'te sadece kendisi tarafından bilinen bazı veriler ışığında yeni bir maden kazdı ve üzerinde başka bir yazıt bulunan başka bir taş buldu. Ertesi gün bilinmeyen bir nedenle ailece bu madene düşerek boğuldular. Bütün bunlar adanın etrafında 24 saat dolaşan onlarca turistin önünde oldu. Ancak hiçbiri o anda yardımcı olamadı. Trajediden hemen sonra üzerindeki yazıların kopyalanamadığı taş gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bunu Hopkins, Sheffield ve Blankenship'in gizemli ölümleri takip eder. Ek olarak bu döneme denk gelen bazı gizemli olayları daha vurgulayabiliriz. Her şeyden önce Oak bilmecesini araştırmaya, modern araştırmacının en erişilebilir olduğu şeylerle başlamak gerekiyor. Sellers'ın 1865'teki ölümüyle 1935'teki üretim istasyonundaki yangın arasında Oak adasında hiçbir gizemli olay kaydedilmedi. Eldeki verilere göre adadaki define avcılığının tarihi 3 ana döneme ayrılmalıdır. İlk dönem 1805'te başladı ve tam 60 yıl sonra sona erdi. İkincisi 5 yıl daha sürdü ve 1930'da sona erdi. Üçüncüsü en ilginç olanı. Tabii ki ilk dönemde de açıklanamayan insan ölümleri meydana geldi. Örneğin John McInnes, Robert Lethbridge, William Sellers. Daha önce de belirtildiği gibi araştırmacıların iki görevi vardı. İlk olarak hazinenin sahibinin veya sahiplerinin tam olarak kimler olduğunu bulmak ve ikincisi Blankenship'e göre sonunda bu hazineyi kimin aldığı hakkında bilgi edinmek. Doğal olarak Blankenship'in ifadesinin doğruluğundan sonuna kadar emin olunamazdı. Ancak ne olursa olsun dikkate alınması gerekiyordu. İşte bu nedenle de araştırmacılar ilk olarak altınları kim aldı sorusu üzerinde kafa patlatmaya başladılar. Eğer adaya yapılan seferlerle özellikle de çıkan yangından 3 kişinin hayatını kaybettiği 1930 seferiyle ilgili araştırma yaparsanız hemen çok ilginç sonuçlar elde edebilirsiniz. Mayıs 1929'da Alman şirketi Deschimag Frankfurt arama çalışmaları yapmak için izin aldı. Ada üzerinde bu ekip tarafından yürütülen çalışmanın özellikleri hakkında bilgi son derece azdır. Deschimag'dan önce ve sonra adada düzenlenen diğer tüm seferlerin aksine şirketin bütün ekipmanı, işçileri ve hatta erzak doğrudan Almanya'dan getirilmişti.
Çalışmalar boyunca ekibin anakarayla hiçbir bağlantısı yoktu. Keşif üyelerinin yerel halkla bütün temasları en aza indirildi. Çalışma alanı yüksek bir çit ve dikenli tellerle çevrildi. Her tarafa bekçi köpekleri salındı ve tüfekler ve ışıldaklarla silahlanmış çok sayıda muhafız tarafından dikkatle korundu. Yerel sakinlerin hikayelerine göre seferin ayrılmasından hemen önce adanın doğu kesiminde bütün gün ve gece boyunca güçlü patlamalar gürledi. İşçilerin yeni işlere imza attıkları varsayılabilir ancak hazine avcıları adadan ayrıldığında çalışma alanına bakmak isteyen Sellers ailesi sadece patlamış mayınlar buldu. Gelenler işçilerin kaldığı barakaları dahi yakmış ve getirdikleri dikenli telleri yanlarında götürmüşlerdi. Madencilerin hazineyi bulup bulamadıkları bir sır olarak kaldı. Sellers'lar çalışmanın başarısını değerlendirebilecekleri hiçbir ipucuna rastlamadılar. Bazı gazetelerde Ork seferinin hiçbir şey bulamadığına dair bir rapor olmasına rağmen olanlar çok garipti. 1929'daki Alman seferini çevreleyen gizem her türlü sır meraklısının dikkatini çekecek bir şeydi. Üstelik bu sefer ikinci dönemin insan kaybı vermeden tamamlanan ilk seferiydi. Ancak gerçekten öyle miydi? Bu şaşırtıcı derecede hızlı kazıların yapıldığı gizlilik işin doğası hakkında ve dolayısıyla kullanılan yöntemlerin güvenlik derecesi hakkında bir sonuca varılmasına izin vermiyor. O zamanın resmi Kanada ve İngiliz belgeleri sanki Oak bir yabancı imtiyaz tarafından değil de kendi Savunma Bakanlığı tarafından işletiliyormuş gibi herhangi bir veri vermemektedir. Bu belgeler anket çalışmasının yürütülmesi için Deschimak Frankfurt temsilcileri arasında bir anlaşmanın imzalanması gerçeğinin basit bir ifadesi ve Alman tarafının anlaşmada belirtilen bütün kural ve normlara uyduğu sonucuna ilişkin basit bir açıklamayla sınırlıydı. Görünüşe göre hazinenin gerçekten de bulunup bulunmadığı Kanada makamlarını hiç ilgilendirmemişti. Bununla birlikte başta Amerikalılar olmak üzere bir grup gazeteci bu olayla ilgilendi. Ancak bilgi alma konusunda ciddi engellerle karşılaştılar. New York ve Boston gazetelerinin Alman seferi arayışının sonuçları, etrafında aniden yükselttikleri merak bir anda yatıştı ve bütün gazeteler sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden Amerikan Başkanı Hoover'ın seçimlerine ve Amerika ve Avrupa'yı vuran güçlü ekonomik krize odaklandılar. Deschimak Frankfurt'un kendisi hakkında araştırma yapmak istediğinizde herhangi bir arşive ulaşamıyorsunuz. Bütün arşivler silinmiş gibi. Şirket 1928'de Frankfurt'ta kurulmuştu. Ancak bilinmeyen bir nedenle merkezi Hamburg'daydı. Bugün internette arattığınızda çıkan Deschimak Gemi İnşa Şirketi ile bahsettiğimiz Deschimak Frankfurt farklı şirketlerdir. Faaliyette olduğu yıllar boyunca Deschimak Frankfurt kendisini çok az gösterdi ve kısa süre sonra da sessizce kapandı. Dolayısıyla bugün araştırmacılar bu şirketin düzmece olduğu kanısındalar. Peki acaba arkasında kim vardı? O zamanın hiçbir resmi belgesinde Oak Hazineleri seferinin organizatörüne dair bir ipucu bulunamadı. Ancak seferi adaya ulaştıran geminin adı tespit edilebildi. Bu Hamburg isimli 10.000 ton deplasmanlı bir kargo vapuruydu. Fakat dönemin sivil deniz hareketlerini listeleyen Lloyd'un listesi adlı gazetede böyle bir geminin adı geçmemektedir. Yani gemi Alman ticaret gemileri listesinde değil. Bundan iki sonuç çıkarılabilirdi. Ya bu sahte bir isimdi ya da Hamburg sivil değil askeri bir gemiydi. İkisi de olasıydı ama bu iki versiyon geminin mürettebatına iki zıt statü kazandırıyordu. Eğer geminin belgeleri sahte ise o halde baştan sona bütün seferin tamamen hileli bir girişim olduğu ortaya çıkar. Ve bu şirketin neden bu kadar kısa ömürlü olduğuna en iyi açıklama sayılır. Ancak gemi bir savaş gemisi ise mesele tamamen farklı bir renge bürünüyor. Bu durumda Oak seferinin devletin çıkarlarını temsil ettiği ve hükümet tarafından organize edildiği ortaya çıkar. Çünkü barış zamanında bir askeri geminin böyle yüksek gizlilikteki bir operasyonu gerçekleştirmesi mümkün değildi. İşte bu yüksek gizlilik de başlı başına yeni sorular doğuruyor. Bu kadarına ne gerek vardı? O zamanlar hem siyasi hem de ekonomik olarak istikrarsız olan Almanya'nın bir anlamda varlığının bağlı olduğu devlete bu kadar riskli oyunlar oynaması tehlikeliydi.
Kanada o zamanlar formal de olsa hala İngiliz tahtının kontrolü altındaydı. Kanada halkı ise hala İngiliz İmparatorluğu'nun tebaası sayılırdı. Ya da belki de bu bir tür Kanada-Almanya ortak operasyonuydu. Bu durumda da izler yine Hamburg'a doğru gidiyor. Deşimak Frankfurt şirketinin o dönemki ekonomik kriz nedeniyle, yani yavaş yavaş batarak iflas ederek değil, bir anda kapandığı görülüyor. O zor zamanlarda hazine avcılığı işini üstlenenin, bu tür durumlarda genellikle olduğu gibi, bu amaç için özel olarak oluşturulmuş bir anonim şirket değil, bir ticaret şirketi olması çok garip görünebilir. Deşimak herhangi bir hisse ihraç etmedi. Kısa varlığı boyunca hesabındaki o dönem için çok büyük bir para olan 100 bin markın kaynağı olacak bilinen hiçbir işlem yapmadı. Bu kaynağın tamamı Oak Adası'ndaki araştırmaları yönetecek olan Julius Brager adlı bir şahsa aktarılmıştır. Belgeler, Brager'ın faaliyetlerinin şirketin finans durumunu ne kadar etkilediğine dair herhangi bir ipucu vermiyor. Ancak araştırmalar şirketin bundan herhangi bir zarara uğramadığını gösteriyor. Daha sonra şirket yöneticisi gibi görünen Dietrich Clausen ismi karşımıza çıkıyor. Bu adam, Oak Adası'ndaki aramaların yapıldığı 1929 yılı sonunda Avusturya'da bütün bir tatil kompleksini satın aldı. Avusturya'nın Naziler tarafından işgali sırasında Avrupa'daki bütün işlerini alelacele sıfırlayarak Amerika'ya gitti. Bu noktadan sonra izi kayboluyor. Hamburg'daki şirketin hesaplarının sıfırlanması ve hatta şirketin kısa sürede kapanması, Clausen'in maddi durumunu etkilememiş, aksine onu daha da zenginleştirmişti. Buna dayanarak araştırmacılar onun Oak Adası'ndan boş dönmediği kanaatine varmışlardır. Ancak belli ki Brager'ın faaliyetinin meyvelerini yiyen sadece Clausen değildi. Hatta Brager'ın bu kadar büyük bir operasyonu tek başına yönetmesi de pek olası görünmüyor. Az önce de söylediğimiz gibi bu eylemin arkasında çok daha büyük bir güç olmalı. Clausen bu sözde şirketin başına getirilmiş bir kuklaydı. Sonunda da büyük pastadan payını almış ve çekilmişti. Burada esas üzerinde durulması gereken Brager'dır. Çünkü o belli ki asıl büyük patronlarının emriyle hareket ediyordu. Çok uzun bir zaman boyunca bu adamın izine hiçbir yerde rastlanmadı. Bu nedenle de araştırmacılar bunun gerçek bir isim olmadığını düşündüler. Ancak yine de araştırmaların devamını sağlayacak bir belge bulundu. Bu isim, Deşimak Frankfurt'un yaratılmasından 4 yıl öncesine ait ve Stettin liman arşivlerinde saklanan belgede bir imza olarak karşımıza çıkıyor. Bu belgeye göre Brager, tarım makinelerini Sovyetler Birliği'ne taşımak için Edmund Hugo Stinnes adlı bir buharlı gemi kiralayan Alman Zeebrücken şirketinin temsilcisiydi. Şimdi birçok ulusal tarihsever, tarım ekipmanlarının tam olarak 28 Haziran 1925'te Stettin'den Leningrad'a bu gemide taşındığını biliyor. Bunlar Lipetsk'teki gizli Alman Havacılık Okulu için satın alınan 50 Hollandalı Fokker D-13 avcı uçaklarıydı. Versay Antlaşması'nın ciddi kısıtlamalarıyla eli kolu bağlanan Almanya, askeri potansiyelini daha da geliştirmek için ne pahasına olursa olsun askeri eğitim merkezleri kurmak istiyordu. Bunun için en iyi ülke, Almanların 1922'de Rapallo'da bir anlaşmaya vardığı Rusya'ydı. Bu, Cenova Barış Konferansı, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın bir parçasıydı. 3 yıl sonra Lipetsk'te Moskova adlı bir Alman savaş eğitim biriminin oluşturulması konusunda bir dizi anlaşma imzalandı. Anlaşmalar, okullarda sadece Alman askeri uzmanlarının değil, aynı zamanda Sovyet uzmanlarının eğitiminin yanı sıra teknik personelinin de eğitimini kapsıyordu. Lipetsk üssü için ilk kargo 1925 yazında Edmund Hugo Stins vapurunda gönderildi. Oak Adası araştırmaları böylece bizi çok ilginç bir noktaya getiriyor. Bir aşamada 1989'da yayınlanan Sovyet Havacılığının Alman Kökleri monografisinin yazarı Alman tarihçi Herbert Fraser da bu ilginç bilmeceyi çözmeye çalıştı. Ve onun yardımıyla araştırmacılar Brager'ın izlerini Rusya'da buldular. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş Almanya ile Sovyetler arasındaki ilk askeri işbirliği Şubat 1919'da Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi Karl Radek tarafından dile getirildi. Radek bu fikirlerini Lenin ve Trotski ile de paylaştı. Alman tarafında Alman ordusu komutanları von Seeckt, Rathenau ve diğerleri Rus-Alman ittifakının yaratıcıları oldular.
1925'te Alman ordusu Rusya'ya iyi organize edilmiş kalabalıklar halinde gelmeye başladı. Aralarında uzman kılığında gizlenen birkaç komintern casusu vardı. Yeni bulduğu müttefiklerine güvenmeyen Stalin, Alman komünistlerine tüm girişimi sıkı bir iç kontrol altına almalarını emretti. Böylece ilk uçakların satın alınması, Breger'ın yanı sıra Alman ordusunun komünist binbaşısı Otto von Lerzer'ın da doğrudan katılımıyla gerçekleştirildi. Birkaç yıl sonra Lerzer, Alman komünist Ernst Thälmann'la aynı akıbeti paylaştı. İktidarı tamamen ele geçiren Hitler tarafından kurşuna dizildi. Lerzer'in yardımcıları Sigmar Stefke ve Franz Otto Mayer da Alman Komünist Partisi'nin 1933'teki yenilgisinden sonra SS Fırtına Birlikleri tarafından öldürüldüler. Fraser Breger'ın Stalin'in ajanlarıyla ilişkisi hakkında neredeyse hiçbir doğrulanmış bilgiye sahip değildi. Ancak yeni izler araştırmanın bu yönde ilerletilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu konuya ayrılmış bütün tarih kitaplarında Hitler'in iktidara geldikten sonra Sovyetlerle olan bütün askeri anlaşmaları feshettiğini ve Sovyetler Birliği'nin de topraklarındaki Alman askeri tesislerini tasfiye ettiğini kaydediyor. Diğer yandan artık Stalin'in de Alman teknolojisine ihtiyacı yoktu. 1933'te ülkesi askeri sırlarını Stalin'in uzmanlarının daha verimli kullanabileceği ABD ve diğer kapitalist devletler tarafından resmen tanınmıştı. Stalin tereddüt etmeden Almanları evlerine yolladı ama tabii ki hepsini değil. O sırada Hitler iktidara gelmişti ve Stalin'in Alman komünistlere hiç olmadığı kadar ihtiyacı vardı. Örneğin Lipetsk filosunun ikinci bölümünün başkanı Teğmen Heinrich Fegulen, 33 yazında Moskova'da başkentin o dönemki adı OGPU olan Rus Gizli Servisinin benzer bir bölümünün başkanlığına getirildi. Pilot Willy Gens, Polikarpov Tasarım Bürosu'nun bölümlerinden birinde çalışıyordu. Ama bir yıl sonra şüpheli bir şekilde öldü. Bunun gibi birkaç örnek daha var. Peki bütün bunların Oğuk Adası'nın gizemiyle ne tür bir bağlantısı olabilir? O zaman biraz daha sabırlı olun ve dikkatli dinleyin. Bu bahsettiğimiz isimlerden en önemlisi 1930'da Almanya'dan Lipetsk'e gelen ve okulun yeni komutanı Mako Mori ile birlikte fotoğraf laboratuvarı başkanı olan Karl Oppelbaum'dur. Fraser'ın öğrendiği gibi Oppelbaum 1918'den beri Alman Komünist Partisi'nin bir üyesiydi. Birinci Dünya Savaşı'nda ünlü Jütland Savaşı sırasında Kuzey Denizi'nde bir kruvazörde subay olarak görev yapmıştı. Bu savaşta ciddi bir şekilde yaralanmış ve İngiliz topları tarafından tahrip edilen bir topçu kulesinde diri diri yanmaktan son anda kurtulmuştu. Görünüşe göre yaşamının bu ağır döneminde komünizme ilgi duymaya başladı. 1918'de Oppelbaum, Kiel'deki denizcilerin ayaklanmasına katıldı. Hem de sadece memur olarak değil, kışkırtıcılardan biri olarak. Ayaklanma acımasızca bastırıldı. Ancak Oppelbaum infazdan kurtulmayı ve yurt dışına kaçmayı başardı. Sınıfsal kardeşlerinin iktidarı tamamen ele geçirdiği Rusya'ya geldi. Asi Assubay'ın Muzaffer Proletarya'nın ana vatanında tam olarak ne yaptığı açık değildir. Ancak 1928'de Almanya'da, Hamburg'da kendisine hatırı sayılır bir gelir getiren bir fotoğraf stüdyosunun sahibi olarak yeniden ortaya çıkar. 1929 yılının başlarında açılımı hala deşifre edilememiş olan AMCAG adlı ticaret ve aracı şirketini kurdu. Bu şirket sondaj düzenekleri satıyordu. AMCAG ile ilgili arşivlerde belge bulmak uzun sürmedi ve Fraser'ın eline önemli bir evrak geçti. Bu AMCAG'nin 5 Mart 1929 yılına ait hesap hareketleriydi. Buna göre Deşimak Frankfurt'un kasasındaki 100 bin Alman markı bu şirket tarafından yatırılmıştı. Ve sadece bir gün sonra da bu şirketle anlaşma yapan bir organizatör bu paranın tamamını almıştı. Yani Oğuk Adası'na gitmeye hazırlanan Julius Breger. Taşları yerlerine tam oturtmak için Sellers ailesinin adada tanık olduklarını hatırlayın. Silahlı muhafızlar, köpekler, projektörler, dikenli teller, ayrıca Oğuk Adası, Breger, Oppelbaum Moskova bağlantılarını hesaba katınca doğru iz üstünde olduğumuz anlaşılıyor. Fraser, Oppelbaum'un biyografisini incelemeye başladı. Belgelere göre Oppelbaum'un şirketi, Deşimak Frankfurt'a 100 bin markı yolladıktan sonra sadece 2 hafta daha açık kalmış. Ardından şirket kayıtları siliniyor ve Oppelbaum'un izleri tekrar Moskova istikametine doğru gidiyor. Ama Moskova'da kayboluyor.
bir yıl sonra Berlin'de, ardından yine Rusya'da, daha net söylemek gerekirse tam da Lipetsk'te ortaya çıkıyor. Fraser bu seyahatin birimi için personel almaktan sorumlu olan Ferulen himayesi olmadan mümkün olmayacağından emin. Fraser'a göre Opelbaum'un tercüman olarak görevlendirildiği tüfek kolordusunun karargahı 1941 yılında Naziler tarafından ele geçirildi. Opelbaum'un kimliği tespit edildi ve hemen Berlin'e nakledildi. Burada Reich Güvenlik Servisi şefi Walter Schellenberg tarafından sorguya çekildi. 1941'in sonunda Opelbaum'un izleri sonsuza dek kayboldu. Fraser ondan sonraki kaderi hakkında herhangi bir belge bulamadı. Ancak bulunan belgelerden anladığımız kadarıyla bu adam yıllar boyunca Stalin için dünya arşivlerinde araştırmalar yaptı. Bu alanda aldığı ilk görevi 1771'de gerçekleştirilen Kaptan Beniowski seferiyle, ikinci görevi ise Ivan Ustyuzhin ile ilgili bütün belgeleri aramaktı. Opelbaum, Stalin'in 1,5 asır önceki olaylarla ilgili belgelere neden ihtiyaç duyduğunu bilmiyordu. Veya biliyorsa da sessizliğini koruyordu. Schellenberg notlarında Opelbaum'un Gestapo'nun bodrumlarında sonsuza dek ortadan kaybolduğu için samimi bir pişmanlıkla şikayet ediyordu. Çünkü bu günlükler hakkında pek bir şey öğrenememişti. Heinrich Müller de bu konuda bir şeyler açıklayamadan 1945 yılında kayıplara karıştı. Schellenberg'e göre Müller de 1943 yılından beri Ruslarla işbirliği içindeydi ve 1945'te de Rusya'ya kaçmıştı. Yani Opelbaum savaş sonrası Rusya'da bulunabilirdi ve o zaman tarihin birçok karanlık gizemi açıklığa kavuşurdu. Şimdi bakalım Stalin'in Opelbaum'a günlüklerini arattığı Moris Beniowski kim? Moris Beniowski, Macar-Slovak kökenli bir maceracı ve gezgindi. Aslında subaydı. Hafif süvari eri kaptanı rütbesi vardı. Ünlü 7 yıl savaşına da katılmıştı. Daha genç yaşlarda Hindistan'a yelken açmaya hazırlanarak navigasyon ve coğrafya eğitimi aldı. Oldukça serüvenli bir hayat geçiren ve daha sonraki yıllarda kendisini Madagaskar valisi ilan eden bu adam hakkında ilginç bir söylenti var. Buna göre 1780'lerde Beniowski, adamlarıyla birlikte Hint Okyanusu'nda bir Hindistan gemisine saldırmış ve çok büyük bir servet elde etmiştir. Angebloys adlı geminin ele geçirilmesinden sonra Beniowski, Hint Okyanusu'nu terk etmiş ve 1,5 yıl boyunca devasa ganimet ile birlikte ortadan kaybolmuştur. Ancak 1787'de Kuzey Atlantik'te Newfoundland'da tekrar ortaya çıktı. Daha sonra ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ancak Fraser'ın teorisi şu. Oak'a ulaşan ve ondan yararlanmaya karar veren Beniowski, artık alışılmış olduğu gibi hazineleri için bir saklanma yerinin en iyi tasarımı için bir yarışma ilan eder. Ekip üyelerinden biri olan yetenekli bir Rus mühendis Grigory Rumin yarışmayı kazandı. Rumin, Beniowski'nin planına göre yabancılar onları öğrenip sahiplerinin bilgisi olmadan çıkarmaya çalışsalar bile hazineleri dış dünyadan güvenilir bir şekilde izole etmeyi mümkün kılacak ustaca bir yeraltı iletişim sistemini kolayca hesapladı. Böyle bir yapının inşası için Rumin her şeye sahipti. Çeşitli inşaat malzemeleri, zeki ustalar ve kaptanın mürettebatının büyük bir bölümünü oluşturan Çinli ve Afrikalı dayanıklı işçiler. İnşaatçıların da gereğinden fazla zamanı vardı. Adanın ana yerleşim yerlerinden ve deniz yollarından göreceli uzaklığı, gerekli gizliliğin korunmasını kolaylaştırdı. Beniowski, Fransa'dan yeni gelen ve sömürgeciler için erzak ve diğer malları teslim eden Chopin gemisine saldırmaya çalıştığında başarısız oldu. Saint-Pierre kıyı kalelerinin topları Beniowski'nin gemisini paramparça etti. Kendisi ve ekibinin çoğu barutun patlaması sonucu öldü. Ancak bir kişi hayatta kaldı. Bu kişi savaştan önce hasta olduğu için Halifax'a bırakılan Ivan Ustyuzhin'di. Daha sonra Rusya'ya dönen ve yabancı kolejinin hizmetine kabul edilen Ustyuzhin, 1799'daki ölümüne kadar defalarca çarlık yetkililerinin yanı sıra özel girişimciler ve sanayicileri Labrador'a donanımlı bir deniz seferi düzenlemek için ikna etmeye çalıştı. Burası efsanevi Oak Adası'na yakındı. Bunun dışında Ustyuzhin'in günlüğünde İngiliz denizci McGuinness'in soyadı geçiyor. Yani hikayemizin başında anlattığımız ve büyük hazineyi Oak Adası'ndaki kulübesinin altına gömen o yaşlı denizcinin.
Bu ipuçlarından yola çıkarak Fraser, Morris Benyovski'nin kayıp servetinin büyük bir ihtimalle Oak Adası'nda olduğunu ve Ustyuzhin'in de bunu bildiğini yazıyor. Yani adadaki gizemli hidrolik yapı, Benyovski'nin hazinelerini gizlemek için yapılmıştı. Tabii ki Mekinez'in, Benyovski'nin adaya gömdüğü hazine ile ilgili sırrın yanı sıra başka sırlara da sahip olduğundan şüphe edilebilir. Ama şimdi kesinlikle Mekinez'in sadece sivil bir hazine bekçisi olmadığını, aynı zamanda Ustyuzhin'in en yakın arkadaşı olduğunu da varsayabiliriz. Muhtemelen Mikelon kıyılarında Benyovski'nin ölümünden sonra Ustyuzhin, yeni dünyada gömülü hazineleri kendi başına çıkarmak için değerli bir ortak bulamadı ve şansını Rusya'da denemeye karar verdi. Yakınlardaki Chester'ın aşırı meraktan mustarip birkaç yerli sakini, Benyovski'nin kendilerine bir İngiliz amirali olarak tanıtılması ve Halifax'taki Kraliyet Karargahı'nın hidrografik dairesinin adada çalıştığını, çünkü bölgenin askeri olduğunun anlatılmasından sonra olan bitene olan ilgilerini hızla kaybettiler. Bundan bölgeye yaklaşmaya cesaret eden herkesin Fransız veya Amerikan casusu olarak kabul edileceği ve olay yerinde idama tabi tutulacağı sonucu çıkar. Bu ürkütücü konuşmayı dinledikten sonra Chester sakinleri o kadar korktular ki bunu bölgeye yaymaya cesaret edemediler. Ancak kendilerini adada çok eski zamanlardan beri yaşadığı iddia edilen korsanların hayaletleri hakkında bir efsane uydurmakla sınırladılar. Kimilerine göre hazinenin tarihi polisiye romancılığın bütün kurallarına göre gelişiyor. Yaşlı McGinnis sonunda Benyovski'nin ölümünden sonra tüm servetinin doğrudan varisi olan yoldaşını beklemekten vazgeçer. Robert Lethbridge'in bu konudaki rolü tam olarak açık değildir. Ancak Benyovski'nin onu McGinnis'i denetlemek üzere bıraktığı varsayılabilir. Muhtemelen Lethbridge, bekçinin adanın toprağını kazma girişimlerini durdurmak için katı talimatlar almasına rağmen hazinenin sırrını bile bilmiyordu. Lethbridge'in dul eşi tarafından ilk defa Sellers'a verilen taşa gelince, kadın onu dolaşırken kesinlikle çalıların arasında bir yerde buldu. Ancak üzerine kazınan yazıtı çözemeyince daha iyi zamanlara kadar sakladı. Taşı McGinnis'e gösterse bile ona yardım edemez ya da etmek istemezdi. Büyük olasılıkla ikincisi. Daha önce bilindiği gibi bu taş üzerindeki metin ve daha sonra para madeninde bulunan taş üzerindeki metin şifrelenmeden önce Latince yazılmıştır. Arkadaşı Magnus Mayder'ın 1771-72 yıllarına ait notlarına göre Benyovski kriptografiye tutkundu. Bildiğiniz gibi 1927 Sovyetler Birliği'nde sanayileşmenin başladığı yıldır. Ancak normal bir sanayileşme değil. Bazı önde gelen tarihçilere göre çok yüksek ve hatta süper sanayileşme. Bolşevik devletinin bütün varlığının anlamı olan dünya devriminin zaferi için en son bilim ve teknolojiyle donanmış çok milyonluk güçlü bir ordu gerekliydi. En iyilerinden yüz binlerce top, tank, uçak. Bunu yapmak için Sovyet komünistleri birçok büyük fabrika, cephanelik inşa etmek zorunda kaldılar. Milyarlarca ton cevher, kömür, petrol çıkarmak gerekliydi. Ama her şeyden önce reformcuların paraya ihtiyacı vardı. Çok paraya. Burjuva kapitalistleri komünistlere borç vermeyi kesinlikle reddettiler. Ancak Bolşevikler tarafından soyulan, zorla kolektif çiftliklere ve devlet çiftliklerine sürülen yerli köylüler, tabiri caizse canları çıkana dek çalıştırıldılar. Ve işte o zaman Stalin, ülkeyi bu burjuva kapitalistlere ucuza satmaya başlama fikrini buldu. Böylece daha uzlaşmacı hale geldiler. Kısa sürede titanik altın, platin ve elmas rezervlerini dış piyasada sattı. Kiliseleri ve manastırları, imparatorluk depolarını ve müzelerini soydu. Rus antikalarıyla gelecekteki müttefiklerini büyüledi. Rönesans'ın büyük ustalarının tabloları, elmas koleksiyonları, müze ve kütüphane hazineleri ihraç edildi. Bütün bunlar öyle bir hacimde ve öyle düşük fiyatlara satıldı ki bazı batılı spekülatörler ve antika satıcıları bile kendi itibarlarını sarsmamak için Bolşevikler tarafından başlatılan bu suça katılmayı reddettiler. 1929'un sonunda Parisli bir kuyumcu, Ermitaj'dan ve Stalin'in ajanları tarafından satışa sunulan diğer müzelerden bibloların fiyatlarını öğrenmek için Berlin'e geldi. Ve beklenmedik bir biçimde basına 1786'da Hintli ve Çinli ustaların en iyi eserlerinden oluşan Angebloys mücevher gemisine yüklenen envanterde bulunan birçok eşyayı burada tespit ettiğini ilan etti.
Bunun yanında çok eski bir arşivden elde edilen ve bu envanterin orijinal içeriğinin kaydedildiği bir belgeyi göstererek basını şoka uğrattı. Ancak bir gün sonra kuyumcu kağıdıyla birlikte ortalıktan kayboldu. Sovyet temsilciler kaygılanmaya başlamışlardı. İlk başta bu adamın Polonya istihbaratından genç Sovyet ülkesi için böylesine önemli olan bir müzayedeyi bozmak için görev alan tanınmış bir provokatör olduğunu iddia ettiler. Ancak bu iddia bir yönüyle adamın söylediklerinin doğru olduğu anlamına geliyordu. Birçok potansiyel alıcı temkinli olmaya karar verdi. Bu tür alıcılar satın alacakları değerin etrafında gürültü istemezler. Fransızlar, ardından İngiliz ve Amerikan gazeteleri heyecanlanan izleyici kalabalığına Bolşevikler için ölümcül bir soru fırlattı. Polonyalı korsan Beniowski tarafından yağmalanan geminin, korsanın ölümünden sonra kaybolan altın ve mücevherleri Stalin'in eline nasıl geçmişti? Sovyet liderliği son derece zor bir durumdaydı. Gazetelerin konuyla ilgili sansasyonel haberleri durumu öngörülemez bir siyasi patlamanın eşiğine getirmişti. Herkes kıyameti bekliyor gibiydi. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Bir anda bütün gazeteler sanki sihirli bir çubuk değmişçesine sustular. Haberler bıçak gibi kesildi. Gürültü durdu. Bazı küçük gazeteler dışarıdan anlamsız görünen nedenlerden dolayı kapandılar. Daha büyükleri ise ağır para cezaları tehdidi altında sustular. Ve sonra sanki bir sihir gibi Kızıl Ordu Mekanizasyon ve Motorizasyon Müdürlüğü Başkanı Kalepski başkanlığındaki bir Sovyet heyeti Paris'te ortaya çıktı. Heyetin amacı Sovyetler Birliği'nde üretime sokmak için Fransız zırhlı araç örneklerini satın almaktı. Eş zamanlı olarak benzer delegasyonlar Londra ve New York'a da gitti. Batı'da ekonomik kriz gittikçe büyüyordu ve başlıca emperyalist güçlerin hükümetleri yeni ticaret ortaklarına muhtaçlardı. Yeni kurulan Sovyetlerle aralarında henüz sağlam diplomatik ilişkiler kurulamamış olsa bile ülke Batılılarla her türlü alım-satıma hazırdı. Müzakereler elbette ki başarılı oldu. Sovyetler Birliği İngiltere'den Vickers tanklarını satın aldı. Fransız tankları işe yaramazlardı ancak uçaklarıyla Sovyet pilotları yakından ilgilendiler. 1929'da De Wooten'ler dünyanın en iyi savaşçılarıydı. Fiyatlar kızıl komiserler için uygundu ve üretimi için bir lisans aldılar. Yol boyunca denizciler Fransızların savaş filolarını başarılı bir şekilde modernize ettikleri bazı teknolojileri kendileri için seçtiler. Angeblois'ten gelen hazine meselesi gündemden kaldırıldı. Resmi daha iyi görmek için bu olayı takip eden gelişmeleri sıralayalım. Bir yıldan az bir süre içinde komünistlerin tabiriyle lanet olası burjuvalar birer birer Sovyetler Birliği'ni dünyanın en önde gelen güçlerinden biri olarak tanımaya başladılar ve Moskova'ya iyi büyükelçilerini ve diplomatlarını gönderdiler. Sovyet sanayileşmesi ivme kazandı ve en korkunç dünya krizleri dahi onu etkilemedi. Stalin dış düşmanlarla bu ilk savaşını kazandı. Bu nedenle bütün bu olaydan anlaşılabileceği gibi Stalin'in sırları yalnızca kendi gizli servislerinin güçleri tarafından korunmuyordu. Dış politika çok ince ve kesin bir bilimdir ve komünist lider onu mükemmel bir şekilde yönetmişti. Bir taşla iki ve hatta üç kuşu nasıl vurabileceğini çok iyi bilen dünyadaki nadir politikacılardan biriydi. Manevranın bir sonucu olarak Stalin hem teçhizatı aldı hem de kökeni o kadar şüpheli olan altınlarını gündemden çıkardı. Tabii ki başka bir dönem olsa bu taktik bu kadar işe yaramazdı. Yeni müttefikler tüm sorunlarını kendileri çözdüler ve dünyanın bütün hazinelerinden daha değerli olan tanklar ve uçaklar sağladılar. Üstelik Chamberlains, Hoovers ve Poitins gibi üst düzey politikacılar kendileri ona doğru koştular. Tabii ki yabancı yönetimlerin Oak Adası'nın sırrını Sovyetlerle işbirliğine devam etmek için örtbas ettiklerini düşünmek de saflık olur. Çünkü bunun üstesinden Sovyet gizli servisi tek başına da gelebilirdi. 1940'ta Troçki'yi ortadan kaldıran sığındığı Meksika hükümeti değildi. Ve Almanya'da Stepan Bandera'yı Sovyetlere yönelik yıkıcı ve terörist ağını oluşturmaya başladığında öldüren MI5 veya CIA değildi. Hatta kimi tarihçilere göre Batı ve Doğu arasında o dönem Sovyetlerin işine gelmeyen bir uzlaşma politikası yürütmeye başlayan Kennedy'yi öldüren de muhtemelen Oswald değildi.
Dolayısıyla ölümsüz Oğuk Adası gizemiyle ilgili bütün ölümlerin arka planında yerleşik uygulayıcıları batıda çok rahat hisseden ve işlemlerini herhangi bir şekilde yürütmek için gerekli araçlara ihtiyaç duymayan GRU ve daha sonra KGB tarafından temsil edilen Sovyet istihbaratı olabilir. Nova Scotia balıkçıları 1930'larda Oğuk Adası yakınlarında bir şey bulmuşlardı. Bu olayın belgeleri Halifax Polis Arşivinde saklanıyor. Bunlar elleri arkadan kelepçeli, ayaklarına dökme demirden ağırlıklar bağlanmış ve bir kısmı balıklar tarafından yenmiş cesetlerdi. Adli tıp incelemesi sonucunda bütün cesetlerin kafalarının arkasından vuruldukları tespit edildi. Önce bunun kurbanlarından bu şekilde kurtulmak isteyen gangsterlerin işi olduğu düşünüldü. Ancak daha sonra bazı uzmanlar bunu mantıksız buldular. Gangsterler suda boğmaya karar verdikleri insanları vurmuyorlardı. Vurduklarında da başın arkasından değil, önden veya şakaktan vuruyorlardı. Halifax limanındaki keşif duyulduğunda aniden diğer balıkçılar, garip keşiften birkaç ay önce balık avlama alanından geçen ve sürekli silah sesleri duyulan bir gemi gördüklerini hatırladılar. Gemiyi teşhis edemediler çünkü o gün denizde yoğun bir sis vardı ve sadece bulanık bir silüet görülebiliyordu. Polis bulunan kalıntıların kimliğini belirlemeye çalıştı. Ancak çalışmalar hiçbir sonuç vermedi. Sadece kelepçelerin Amerikan veya İngiliz üretimi olmadığını tespit etmek mümkün oldu. Çeşitli analoglarla yapılan karşılaştırma bunların yalnızca Sovyet kökenli olabileceğini gösterdi. Ancak o günlerde kimse Kanada veya New England bölgesinde Bolşeviklerin varlığıyla ilgili bir şey duymamıştı. Bu nedenle de bu olay o sıralar rafa kaldırıldı. Her ihtimale karşı bölgede bazı aramalar daha yapıldı ama başka bir şey bulunamadı. Daha önce anlattığımız Oğuk açıklarında vurulan Alman denizaltısından adaya çıkan denizcileri hatırlayın. Ada sakinleri tarafından öldürülen denizcilerin üzerlerinde silah yoktu ve kimlik belgeleri de bulunamadı. Yıllar sonra Oğuk yerel sakinlerinin anlatımlarına göre denizcilerden birinin cebinden elle çizilmiş ve Oğuk adasına çarpıcı bir şekilde benzeyen bir adanın haritası çıkmıştı. Haritada gösterilen yerlerden birinin adı Mahkumlar Kışlası'ydı. Askeri polisten bir ileri zekalı buna dayanarak Hitler'in Oğuk adasında yeni toplama kampları kurmayı planlıyor olabileceğini ileri sürmüştü. Ancak çok saçma olduğu için çabuk unutuldu. Nazi toplama kampı. Hem de Kanada'da. Evet, bu harita adada bir toplama kampı olduğunu kanıtlıyordu. Ancak bunun Nazilerle hiçbir ilgisi yoktu. Muhtemelen Almanlar Stalin'in sırlarından birini çözmüş ve bazı belgelere el koymuşlardı. Nedense bu sır onları o denli ilgilendirmişti ki Hitler Amiral Dönitz'e bu uzak kara parçasına iki denizaltı göndermesini emretmişti. Üstelik o tarihte amirale başka yerlerde o kadar ihtiyaç varken... Dönitz, Mahon Körfezi'nde bir üs kurmayı düşünüyor da olamazdı. Çünkü bu kadar sığ ve su altı kayalarıyla dolu bir körfeze, küçük bir mayın tarama gemisi dahi giremezdi. O halde Alman denizaltılarının macerasının trajik finaline bakılırsa, bu misafirperver olmayan ve hatta tehlikeli sularda Dönitz kurtlarının ne işi vardı? Bir mucize gerçekleşmedikçe veya bazı arşivlerde bu hikayeye en azından biraz ışık tutabilecek ilginç bir belge bulunmazsa maalesef bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Fakat elimizdeki verilerden de bazı sonuçlar elde edebiliriz. En sağlam tahminlerden biri Stalin'in Karl Oppelbaum'un araştırıp bulduğu Ivan Ustyuzhin'in günlüğünden, bu adadaki hazinelerin varlığından ve nerelerde olduklarından haberdar olduğu, kısa sürede onu çıkarıp götürdüğü yönündedir. Günlüğün de bulunduğu tarihi bir gerçektir. Radek bunu 1920'de halka açıkladı. Ve Oppelbaum bu gerçeği Schellenberg'in sorgulamaları sırasında doğruladı. Böylece Stalin 20'li yılların sonunda AMCAG, Deşimak Frankfurt ve muhtemelen bu davaya katılan diğer birçok paravan şirketler ağı oluşturan ve şu ana dek çoğunun kimliğinin belirlenemediği Alman ajanlarının yardımıyla Benovski'nin Oğuk hazinelerinin yerlerini tespit etti. Daha sonra tamamen manipülasyon amacıyla Hamburg diye isimlendirilen ve sahte Alman belgelerine sahip kuvvetle muhtemel bir Sovyet gemisi adaya geldi. Gemi sefer ekibiyle birlikte çok sayıda Stalin'in toplama kampları Gulag'dan mahkumlar getirmişti. Onlar varken paralı işçiler tutmaya gerek yoktu. Stalin onları iş gücü olarak daha önce ve daha sonraları da her zaman, her yerde kullandı.
Sefer'in ilk lideri muhtemelen Stalin'in çeşitli hassas konularda kendisini kanıtlamış ajanı Breger'dı. Breger Opelbaum'dan Ustuji'nin notlarını alıp inceledikten sonra kendisinden önce adada çalışan bütün hazine avcılarının bulamadığı yeraltı hazinesinin anahtarını mümkün olan en kısa sürede getirilen en son ekipmanın yardımıyla buldu. Hamburg ve zorlu çalıştırmanın insanlık dışı çabaları pahasına ekip hazineleri gün ışığına çıkardı. Ki bu ekip muhtemelen sadece basit kazıcılar değil, aynı zamanda rejime karşı her türlü suçtan mahkum edilen oldukça zeki mühendisleri de içeriyordu. İş bittikten sonra çalışmaların izleri itina ile yok edildi. Madenler kapatıldı, kuyular havaya uçuruldu, karstik mağaralar sular altında kaldı. Breger'ın Sibirya kamplarından alarak getirdiği işçi mahkumların hepsinin akıbeti diğer istenmeyen şahitlerinkiyle aynı oldu. Stalin yok edicilerinin favori taktiğiyle enseye sıkılan mermi. Yavaş yavaş merhum Blankenship'imizin adanın derinliklerine yaptığı son dalışta keşfettiği ve kendisini dehşete düşürerek adadan temelli kaçıran şeye yaklaşıyoruz. Henüz kimse kesin olarak bilmiyor ancak orada 1930'larda Emerald yakınlarındaki sulardan Kanadalı balıkçıların yakaladıklarına benzer bir şey gördüğünü varsaymak oldukça mümkün. Yani Stalin'in adada kısa süre kalan uşakları tarafından işlenen canavarca suçların izlerini. Blankenship tarafından çekilen ve insan kolu olduğu iddia edilen bu şey. Belli ki araştırmacı derinlikte çok daha fazlasını görmüştü. Her halükarda 85 metre derinlikte, suyla dolu o mağarada Blankenship'in gördüğü şey, çevre köylerin sakinlerinin ezelden beri uydurduğu hayaletler değildi. Dahası Blankenship en önemli şeyde de haklı çıkmış demektir. 1929'a kadar orada olmalarına rağmen, Oak'ta artık hazine yok. Bütün bunları göz önüne aldığımızda bu adamın ölümü artık pek de gizemli görünmüyor. O yanlışlıkla çok büyük bir sırrın içine sızmıştı. Adanın altında Stalin'in KVD'sinin izlerini bulmuştu. Ve bunu açıklaması Sovyetlerin dünyaya karşı sergilemeye çalıştığı o parlak imaja ciddi zararlar verecekti. Ancak kendi keşfinden korkan ve Oak'tan ayrılan Blankenship sakinleşmedi. Bir taraftan KGB tarafından infaz edilmenin korkusunu taşırken, diğer taraftan dünya çapında bir sarsıntı yapma arzusu. İşte ikincisi ona hayatına mal olacak bir açıklama yaptırdı. Blankenship, Bolşeviklerin kuyruğunu sadece Sovyetler Birliği'nde değil, bütün dünyada bir hareket olarak sıkıştırılmasını sağlayacak bir şey bildiğini söyledi. Neye, kime güvendiği belli değildi. Ancak kendisiyle başa çıkmanın zamanında Troçki'yi yok etmekten çok daha kolay olduğunu unutmuştu. Öyle de oldu. 1983 yılında Oak'u araştırmak için bir araya gelen Japon ekibinin iflas etmesi de şaşırtıcı değil. Muhtemelen Sovyetler Birliği'nin üst düzey liderliği yarım yüzyıl sonra bile seleflerinin günahları için hesap vermek niyetinde değillerdi. O yıl kimin iktidarda olduğunu da hatırlayın. İsmi dahi dünyadaki her insanın kanını donduran, tarihin en ürkütücü ve en kalabalık istihbarat örgütü KGB'nin o dönemki başkanı. Hikayemiz burada sona eriyor. Herbert Fraser'ın çalışmasının, Oak'un efsanevi hazineleriyle ilgili varsayımların en mantıklısı olduğu söylenebilir. Tabii ki resmin netleşmesi için bazı detayların daha aydınlatılmasına ihtiyaç var. Herbert Fraser kendi açıklamasına göre, Ustuji'nin Moskova'daki KGB arşivlerinde yarım yüzyılı aşkın süredir saklanan gizemli notlarının nihayet bulunduğu bilgisinin yanı sıra, Müller ve Opelbaum'un sonraki akıbetiyle ilgili aydınlatıcı belgelere de sahip. Rusya Federasyonu hükümetine tüm bu bilgilerin kopyalarını kendisine vermesi için bir talep gönderdi. Ancak bir yanıt alamadı. Daha sonra 1968 yılından beri ABD'de yaşayan, KGB binbaşısı olan eski bir istihbarat subayından 1929'da Stalin tarafından üstlenilen Oak hazine seferi hakkında bilgi paylaşmaya hazır olduğunu temin ettiği bir mesaj aldı. Bir zamanlar bu adamın birçok Sovyet arşivine erişimi vardı ve kesinlikle nerede ne arayacağını biliyordu. Buna ek olarak Ustuji'nin 1920'lerde hazırlanan ve 1937'de tutuklanmadan kısa bir süre önce Karl Radek tarafından yurt dışına gönderilen günlüklerinin kopyalarının nerede olduğunu bildiğini iddia ediyor.
Radek bu kopyalarla kitlesel Stalinist şiddet koşullarında kendi dokunulmazlığını güvenilir bir garantisi olduğuna inanarak Stalin'e şantaj yapmayı amaçlamıştı. Ancak şantajcı kontrolü dışındaki nedenlerle başarılı olamadı. Gizli belgeler bugüne dek sahiplenilmedi ve merkezi İsviçre bankalarından birinin kasasına konuldu. KGB subayı bunu Radek'in Londra'daki karısına tutuklanmadan kısa bir süre önce yazdığı bir mektuptan öğrendi. Bu adamın servetinin saklandığı banka ve hesap numarası da biliniyor. Geriye sadece bu değerli belgelerin kasasından çıkararak tarihin yargısına sunması için bu bankanın ikna edilmesi kalıyor. O zaman Oğuk Adası'nın sırları tamamen patlayacak ve içindeki her şeyi sonuna dek dünyaya açacak. Bazen söylediğimiz gibi, kim bilir, belki bir gün...